So I left Montana on an old freight train. The night my father died in the cold, cold rain. Onlar tüm dünyayı etkisi altına alan, genç kuşakları tamamen değiştiren serseri yazarlar ve şairlerdi. Bu yazarlar ve şairler dünya edebiyatının en yaygın sanat akımının çete üyeleriydi. Beat kuşağı. Aslında yorgun ve bitkin anlamına gelen beat sözcüğü, kuşağın öncüsü sayılan Jack Kerouac tarafından mutlu eden diye yeniden anlamlandırıldı. Aslında her şey Amerika'da 1929 ekonomik buhranıyla başlamıştı. Kaçak olarak bindikleri trenlerle iş bulmak için sürekli ülkeyi gezen mevsimlik işçiler bir hayli çoktu. Bunlar zaman içinde kendi jargonlarının yanı sıra kendi yaşam biçimlerini de oluşturdu. İşte beat kuşağı bu yaşam biçiminden yola çıkarak kendi tarzını yarattı. Beat kuşağı Allen Ginsberg, Neil Cassidy ve Lawrence Ferlinghetti gibi isimlerle anılsa da kurucusu Jack Kerouac diye kabul edilir. Jack Kerouac'in Yolda romanıyla Allen Ginsberg'in Ulumalar şiir kitabı kendilerinden önce gelen soylulaştırılmış sanat anlayışına karşı oluşturuldu. Bu noktadan sonra etkileri hızla yayıldı. Kendilerine sıklıkla kayıp kuşakta diyorlardı. Özellikle varoluşçuluktan etkilenen beat kuşağı yazarları Proust, Nietzsche, Kafka, Dostoyevski, Heidegger, Sartre, Camus'den feyiz almışlardı. The Doors, Bob Dylan, The Rolling Stones, The Beatles, Pink Floyd gibi müzisyenler ise beat kuşağı yazarlarından esinlenmişlerdi. Böylece kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştılar. Müzisyenler ise 1960'lı yılların sonunda hippie kültürünün gelişmesine ön ayak oldular. Savaş karşıtı gösterilerde askerlerin namlularına protesto olarak çiçek taktıkları için onlara çiçek çocuklar da deniyordu. Artık milyonlarca genç 1929 buhranındaki tren serserileri gibi yaşamayı amaç edinmişti. Yolda olmak onlar için tüm değerlerden yüceydi. Şiddet karşıtlığı ve uyuşturucu kullanımı belirgin yaşam biçimleriydi. Her şey adeta Jack Kerouac'in Yolda kitabından fırlamış gibiydi. Peki neden bir edebi akım dünyayı böylesine sarıp sarmalamıştı? Çünkü sosyoloji buna çok uygundu. İkinci Dünya Savaşı'nın çok büyük etkileri olmuştu. Milyonlarca kişinin ölmesi, şehirlerin yıkılması adeta toplumsal anksiyeteye sebep olmuştu. Onlar savaşın ortaya çıkardığı yıkımlardan sonra yetişen ilk kuşaktı. İnsanları bir arada tutan değerlerin varlığı artık kimseyi ikna etmiyordu. Beat kuşağını takip eden kitleler dünyaya ebeveynleri gibi bakmıyorlardı. Sisteme güvenleri yoktu. Ne kariyer umurlarındaydı ne de çalışma hayatı. 50'li yıllarda başlayan beat kuşağı sonraki 20 yıl boyunca tüm dünyada etkisini sürdürdü. Bugün daha çok bir nostalji gibi anılan beat kuşağının San Francisco'da bir müzesi dahi bulunmakta. Dünya sinemasını da etkileyen beat kuşağı birçok filme esin kaynağı oldu. Katmandu ve Tibet'e giderken trenle Sirkeci'ye gelen hippiler az da olsa Türkiye'de de etki alanına sahipti. İçlerinden en ünlüsü ise uzun süre gazete başlıklarını süsleyen İzmirli hippi Perihan'dı. For the international hippies, the road to transcendental happiness passes through Istanbul. It begins in London and stretches through 6,000 miles of dusty highway to the hippie shrine of Kathmandu. Istanbul is the funnel. Here the flower people cross the Bosphorus that divides Europe from Asia. They bring headaches to the British consul, and some bring drugs, to smoke, to chew, to inject, or sell to stay alive.